Assalamu alaikum ezili ilaçlar. Şağrı Bey bu aradaki videomuzun 3. bölümü olan sonku bölümünü sizin dikkatinizde hüdürleyeriz. Şağrı Bey dandana kan savaşını kazanılan şanlı yenişin iyi ziyanı geçirilen ulu kurultayda gelinen kararları yerine getirmek için derhal harbi hareketlere başlayar ve Cüzcan, Badğis, Huttalan ve Toharistan'ın beyleki şehirlerini ve kalalarını yeke yekeden eyleyer. Sonra vaka Çağrı Bey sırkavlap yürüyüşlerini devam ettirip bilmeyer. Gaznalı Sultanı Mevdud bunu ahmetli fırsat bölüp Balhi, Toharistan'ı Çağrı Bey'den izini almak için yürüyüşe çıkar. Çağrı Bey bu haberi eşidip oğlu Alparslan'ı bir böyle koşun bilen gaznalıların karşısına yollayar. Alparslan ilkinci çıkan bu yürüyüşünü Gaznalıları dervi dağın edip ulu yeniş kazanyar. Çağrı Bey yağdayı qovlaşandan sonra oğlu Alparslan ile bilelikte Xorasan'ın qorogu tayinin mühüm sevit bolan Tirmi şehrini qabayar. Ol şehrin hakimi meşhur tarihçi Ebul Fazıl Elbayhaq'a xat yollap Gaznalı devletinin sinandığını, bu sebepten olordan yardıma qarışıp oturmağın peydasızlığına diyar ve şehrin sövüşsüz verilmeğini teklif ediyor. Beyhaqi yağdaya göz yetirinden sonra Tirmi şehrini Çağrı Bey'in ihtiyarına verip kadına dolanıyor. Çağrı Bey Tirmizi eyleninden sonra Balh, Kubediyan, Vahş, Velvali şehirlerini de eyleyip bütün Toğristan'ı Selçuk devletine biriktiriyor ve bu yerleri dolandırmaklığı oğlu Alparslan'a tavşırıyor. Şolvatlar Selçukların ganim düşmanı, Cendin emiri Şamelik ağır koşun toplap Xorezmşah İsmail'in üstünü çözüp şehre yeleyer. Çağrı Bey bu haberi eşidip kadınlar bilen sevişmeyi atlayınca koyu olsun ediyar ve kaçıp Selçuklara sığınan Xorezmşah İsmail'i de yanına alıp Xorezm'e yürüyüş ediyar. Şamelik ondan eğmenip bir vadı Xorezm'den çekilen yal ediyar. Ama ara vaxt salıp Xorezmi tədidine eləyər. Şondan sonra Çağrı Bey Toğrul Bey ilə birlikdə Xorezmə tərəf yönəliyər. Olar çox vaxt keçmən ki, Şaməliqi ürgünçdə qavayarlar. Şaməlik bu qavavdan zordan sıpıb qadınlara qaçar. Oların himayətine giriyər. Şeylelikdə Çağrı Bey'in qazanan bu şanlı yenişindən sonra Xorezm Selçuk dövlətinin vilayətini vurluyar. Bu vaqadan sonra Gaznalı Sultanı Mevdud Xorezm izin almak için Qaraxan hükümdarı Arslan Xan hem de Bübeyhi hükümdarı Ebu Kalicar ile öz ara bileleşer. Çağrı Bey onların Selçukların karşısına güç toplayandıklarını eşidip Xorezm'in qorağını güçlendiriyor. Ama Sultan Mevdud'un ölümü hem de Bübeyhi koşunlarının çölde helak olmağı neticesinde onlar bilen ağır çakmışıklar bolmayar. Şol arada kadınların yaranı Kıpçak emiri Haşkı Xorezm'e çözüyor. Çağrı Bey onun karşısına ulu koşunu kuruyor. Ürgünçte bolon gazaplı sevişte Selçuklar emir Haşkı'nı ağır yenilişe sedavar ediyorlar. Bu vakadan bir neşe vaxt geçenden sonra Qaraxan hükümdarı Arslan Han Tirmiz'e çözüp şehir talayar. Sonra Balhi ve bütün Toğristan'ı eyleme için koşunları bilen Ceyhun deryasını geçer. Çağrı Bey oğlu Alparslan'ı ulu koşuna serkerde bellep onu Qaraxanların üstüne yollayar. Ama Arslan Han Selçuklar bilen savaşa girmeye boğunu ısman Çağrı Bey'e ilşi verip yarışık teklif ediyor. Gepleşiklerin neticesinde Çağrı Bey onu Xorasan'a ve Selçuk devletinin beyleki velayetlerini çözmayacaktığını ehd ettirip ılalaşık bağlaşıyor. Şonun bir neçe vaqt geçenden sonra ol Gavurt Bey'i bir böyle koşunu baş tutun edip onu Büveykilerin kolasındaki Kirman şehrini eylemeye yollayar. Çağrı Bey, Beyik Selçuk devletinin düğünün tutulmağını hem işe inisi Toğrul Bey ile bilelikte hareket ediyor. Ona elinden gelen yardımı veriyor. Şol vaqtlar Selçuk Bey'i İbrahim Yinal Sultanlık davasını edip Qozgolon turuyor. Ve Sultan Toğrul Hemedan şehrine kem onun daşını qavayar. Bu xabarı alan Çağrı Bey ağır xassadığına qaramazdan
Dessine oğulları Alparslan'ın, Gavurdun ve Yakuti'nin baş tutunduğunu ulu koşunu Sultan Toğrul'u yardımı veriyor. Köp vaxt geçmeyen ki, bu koşun Rey şehrinin töbörüğünü İbrahim Yinal bilen sövüşe giriyor ve Gozgolongçuları derbi dağın ediyorlar. Yesir alınan İbrahim Yinal bilen inileri Gavov'dan halas edilen Sultan Toğrul'u tavşırlıyor. Çağrı Bey şol yıl Sarıks'ta ebedi aleme göç ediyor. Şadır, hayır, hayır olsun. Sultanı anladın. Kevr çeşmelerde onun 452. yani miladi 1060. yılını dünyadan gaydanın hakkında da aydılıyor. Xas sonra Alparslan kakası Çağrı Bey'in cesedini merve göçürüyor ve bu yerde kurulan aramgahını defin ediyor. Çağrı Bey'in Alparslan, Gavurt, Yakuti, Süleyman, İlyas, Arslan Arğun adlı 6 oğlu ve 4 kızı olupdu. Kızlarının ikisinin, yani Abbas Halifi Kayyum Biyemrullah'ın ayalı Hatice Arslan'ın ve Safiye Hatun'un adları tarihi çeşmelerde geçer. Tarihi eserler okanında Çağrı Bey'in adıl, faziletli, dindar, merhametli kişi bulunduğunu göz getiriyorsun. Tarihi çeşmelerde Toğrul hem de Çağrı Bey'lerin Keniz dağdan akan sevuşu bulmanka kevr erenleri ziyaret edip olordun hayır doğa alındıkları belleniliyor. Olor Khorasan'ın meyhene yani mene sevitlerine gelenlerine ol yerin sopçuluk yolunun meşhur beyiklerinden Abu Said Abul Hayr'dan yani mene vavadan hayır doğa hem de akpata alındıkları belleniliyor. Mene Baba Toğrul hem de Çağrı Beylere Khorasan'ın hem de Irak'ın öldürünü bağışlanandığının buluşluğunu beriyar. Galı verse de Çağrı Bey Edermen, Mert, Batır, Öngdön Görcü Serker dedi. Ol inisi Toğrul Bey'in devletin baş tutanı bulmağına razılık veren pesbel, küçük övünlü, pidakar, bilent ahlaklı insanlıyım.